Merhaba sevgili öğrenciler. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde fen bilimler dersi gezegenimizi tanıyalım ünitesiyle ilgili bir ünite değerlendirme çalışması yapacağız. Bu çalışmamızda sorular sizlerle beraber çözeceğiz sevgili öğrenciler. Katılımınızı bekliyorum derse. Şimdi gelen arkadaşlarımızla beraber bakalım kimler var. Bir bakayım ben. Evet. Sıraç gelmiş. Merhaba Sıraç. Zeynep gelmiş. Zeynep merhaba. Emine merhaba. Nisa merhaba kızım. Evet. Kim gelmiş başka? Onur gelmiş. Onur. Merhaba Onur, hoş geldin Veysel. Emine hoş geldin. Hira hoş geldin kızım. Evet. Seven grup kim? Çocuklar. Ha Üveys. Üveys hoş geldin Üveys. Tamam. Başka bakalım kimler var. Evet. Sorulara geçmeden biraz bekleyeceğim. İsterseniz sorulara geçmeden önce sevgili öğrenciler, ünitemizle ilgili sizlere biraz da tekrar yapalım. Gezegenimizi tanıyalım derken, gezegenimiz içinde yaşadığımız gezegenimize dünya diyoruz. Dünyamızın şekli üzerine eskiden çok bilim adamları, birçok bilim adamı değişik fikirler öne sürmüş. Kimi düz demiş, kimi yuvarlak demiş, kimi küre şeklinde demiş. Farklı fikirler öne sürmüşler. Ama Bruni, Magellan, Pisagor gibi bilim adamları dünyanın yuvarlak olduğunu söylemişler ve bunu ispatlamak için birçok çalışma yapmışlar. Magellan mesela gemiyle hareket etmiş, hep aynı yöne gitmiş. Daha sonra, yıllar sonra, tabii kendisi seyahatinde ölmüş ama yardımcıları bunu devam ettirmiş. Tekrar yıllar sonra aynı yöne gittiğinde kalktığı limana tekrar döndüğünü görmüş ve dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamış. Başka dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlayan bir uçak havalandığı yerden aynı yöne hareket ederse ve sürekli aynı yöne doğru uçarsa yine aynı kalktığı yere gelebilir. Ya da deniz kenarındaysak ufuk çizgisinde bir geminin önce bacası duman mı, sonra bacasını, sonra gövdesini görür. Yaklaştıkça bize daha da büyür. Bu da dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlar. Dünyamız çeşitli katmanları vardır sevgili öğrenciler. Bunlar iç katmanlar, dış katmanlar. Dış katmanlara görünebilen ve hissedilebilen katmanlar da diyoruz. Ama iç katmanlar hiç göremiyoruz ama orada olduğunu biliyoruz. Yer kabuğunun altında yer alan katmanlardır. İç katmanlar, iç çekirdek, dış çekirdek, manto ve onun üzerinde yer alan yer kabuğu, yer kabuğunun üzerinde yer alan su katmanı, su katmanın üzerinde yer alan hava katmanı gibi söyleyebiliriz sevgili öğrenciler. Bakalım başka kimler gelmiş? Üveys ne demiş? Öğretmenim sizi beğeniyorum mu demiş. Ben de sizi beğeniyorum. Merhaba Emine, hoş geldin. Hemen cevaba geçmiş Zeynep, Sıraç. Aman Allah'ım, hemen doğruya geçmişler. Doğru doğru demişler. Sakin olun. Evet, bir okuyacağım. Sakin olun. Evet. Bakalım. Başka benim görmediğim gelenlerden kim varmış? Evet. İsmet Kayra Çakır. Ben de seni seviyorum İsmet Kayra Çakır. Evet. Evet. Başka? Evet. İyiyim çocuklar, iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Ben de sizi seviyorum. Evet. İsterseniz kalbimizdesin öğretmenim demiş Sıraç. Vay. Ezel, hoş geldin Ezel. Ezel merhaba de, merhabanı düzelt istersen. Evet, Talha gelmiş. Talha hoş geldin. Evet. Şimdi kim geldi? Enes Demir. Yani Gülsemin gelmiş. Gülsemin hoş geldin. Evet.
Çocuklar, ben ara ara sizle sohbet ederim. Sorulara geçelim isterseniz öncelikle. Doğru yanlış sorularımız var ünitemizle ilgili. Doğru okuduğum cümlenin doğru mu yanlış mı olduğunu soracağım. Siz de anında cevap yazacaksınız, tamam. Birinci soruyla başlayalım. 1. Dünyamızın şekli küreye benzer. Doğru mu yanlış mı? Bakıyorum. Evet. Hepsi doğru demiş. Aferin. O zaman ben de işaretlemeye başlayayım. Birinci soru doğrudur. Evet. Doğru diyenleri alkışlıyorum. İkinci soruya geçelim. Aristo, Pisagor, Brüni ve Magellan dünyanın yuvarlak olduğunu düşünen bilim insanlarıdır. Doğru mu yanlış mı? Evet, buna da doğru demiş herkes. Yanlış diyen var mı? Yok. Aferin hepinize. Buna da doğru diyoruz. Üçüncü sorumuz. Dünya üzerinde bir yerden başlayıp hep aynı yöne doğru gidersek başladığımız yere gelmiş oluruz. Doğru mu yanlış mı? Üçe de D demiş herkes. Aferin, ben de D diyorum. 4. Magellan hep aynı yönde giderek başladığı noktaya dönüp dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamıştır. Doğru mu yanlış mı? Bunu biraz önce zaten ben size ne yapmıştım sevgili öğrenciler? Magellan'la ilgili bir bilgi vermiştim hatırlıyorsanız. Hatta seyahatini tamamlayamamış, ömrü yetmemiş tamamlamaya. Evet, herkes buna da doğru demiş. Aferin size. Galiba hiç yanlış yapmayacaksınız. 5. Gelişen bilim ve teknoloji sayesinde uzaydan çekilen fotoğraflarla dünyanın küre şeklinde olduğu ispatlanmıştır. Evet, 5. 5. 5'e de herkes D demiş. Aferin çocuklar. Doğru. Zaten dünyamızın şu anki şeklini uzaydan çekilen fotoğraflarla daha net görüyoruz. Uzaydan çekilen fotoğraflarla dünyamıza bilim adamları ne diyorlar? Ne ismi vermişler? Yazın bakalım. Bilim adamları dünyamızın uzaydan çekilen fotoğraflarına bakarak ne isim vermişlerdir? Cevap var mı? Bakıyorum. Ne isim vermişler? Evet, Yuşa gelmiş. Yuşa da hoş geldin. Evet. Ne isim vermişler? Yazın. Yoruma yazın sevgili öğrenciler. Göremiyorum. Küre demiş. Hayır, küre değil. Evet. Tabii Emine Su bildi. Emine Su mavi gezegen demiş. Evet. Dünyaya ne demişler? Mavi gezegen demişler. Evet, İsmet Kayra Çakır mavi küre demişim. Olabilir, o da olabilir. Mavi küre ya da mavi gezegen. Çünkü neden mavi gezegen denmiş? Çünkü dünyanın dörtte üçü sularla kaplı olduğu için sularda uzayda mavi gözüküyor sevgili öğrenciler. Aferin. Hira da mavi gezegen demiş. Veysel Geoid demiş. Veysel Geoid dünyanın asıl şeklinin ismi değil mi? Evet. Tamam, devam edelim. Mustafa da gelmiş. Mustafa hoş geldin. Mavi gezegen demiş Mustafa. Aferin. O zaman devam edelim sevgili öğrenciler. İnsanların, hayvanlar ve bitkilerin üzerinde yaşadığı taş, kaya, toprak gibi maddelerden oluşan tabakaya kara tabakası denir demiş. Doğru diyor diyenler. Bakıyorum. Evet, aferin. Herkes doğru diyor zaten. Zaten doğru diyoruz. 7. soru. Okyanuslar, denizler ve göllere su tabakası denir. Doğru mu? Yanlış mı? Evet. Doğru demişler. Doğru. Yanlış diyen kimse var mı? Bakıyorum. 7'ye hiç kimse yanlış demiyor. Evet. Aferin. Hocam adımı oku. İsmet Kayra Çakır. İsmet Kayra Çakır. Gerçek ismin ne senin? Kendi ismini mi? Babayın ismi mi İsmet? İsmet Kayra Çakır. Kayra. Tamam. Kayra diyoruz sana. Nereden katılıyorsun Kayra dersimize? Yorumlara yaz, bakacağım. Tamam. İsmet ikinci. Kerem Bey. Sen ben Kerem, ben de geldim. Kerem hoş geldin Kerem. Gördüm. Kerem Bey. Evet, İsmet Kayra Çakır Ankara. Ankara'daymış. Tamam Kayra. Evet. Devam edelim. Ara ara sohbet ederiz çocuklar. İlk defa girdim diyor. İyi. Devamlı bekliyoruz Kayra, tamam mı? Bundan sonraki derslerimize de bekliyoruz.
Evet, sorumuza devam edelim mi çocuklar? Yedinci soru. Okyanuslar, denizler, göller ve su tabakası denir. Herkes D demiş. Aferin. Doğru. Sekizinci soruya geçiyoruz. Dünya yüzeyinin dörtte üçü karalarla, dörtte biri sularla kaplıdır. Doğru mu? Yanlış mı? Hadi bakalım. 8'e. 8'e ne diyorsunuz? Bakıyorum, bakıyorum. 8, 8. Abo, 8'de işler karıştı. Veysel D demiş. Kayra D demiş. Doğru demiş. Onur da D'di. Burada ikiye bölündünüz işte. Yarısı doğru, yarısı yanlış diyor. İyi okuyoruz. İyi okuyun. Okuyorum tekrar. Soruyu biraz şöyle kaydırayım ben tekrar. Çocuklar burada bir ayrıntı var. Hata yapmayın. Bakın. Hata yapmayın. Dünya yüzeyinin dörtte üçü karalarla, dörtte biri sularla kaplıdır diyor. Emin misiniz? Tam tersi olmasın. Evet. Dörtte üçü karalarla değil sevgili öğrenciler, sularla olacak. Dörtte biri karalarla olacak. Tam tersi olduğu için bu ifade yanlıştır. Evet. Sonradan düzeltmiş herkesi yanlışlarını. Çakallar sizi. Gördüm, evet. Kerem tersi demiş. Aferin Kerem. 9. Dünyayı çevirilen hava tabakasını atmosfer de denir denmiş. Doğru mu, yanlış mı? Evet. Ne demişler? 9D demişler. Evet. Veysel atmosfer diyor. Veysel yine yanlış ifadesine basmış. Veysel biraz dikkatli oku. Evet. Doğru olacak tabii ki. Herkes doğru demiş. Hava tabakasını atmosfer de diyoruz sevgili öğrenciler, biliyorsunuz. Ona geçelim. Yağmur, rüzgar gibi hava olaylarının gerçekleştiği tabaka kara tabakasıdır. Doğru mu? Yanlış mı? 10. Yalnız onu iyi okumanızı istiyorum. İyi okumanızı istiyorum. Ters köşe olmayın. Emine Su yanılmamış. Aferin Emine Su. Doğru söylemişsin. Evet. Sıraç yanlış. Veysel yine yanlış. Emine yine yanlış söylemiş. Hatice, pardon. Hatice yanlış söylemiş. Evet. Veysel doğru değil, yanlış olacak. Niye yanlış? Yağmur, rüzgar gibi hava olaylarının gerçekleştiği kara tabakası değil, hava tabakası olmalı sevgili öğrenciler. O yüzden bu yanlış bir ifade. Buna yanlış diyoruz. Yanlış diyenlere aferin, alkışlıyorum yanlış diyenleri. Evet. Şimdi test sorularına geçebiliriz. Hazır mısınız test sorularına? Boşluk doldurma yapacağız. Ardından test sorular yapacağız sevgili öğrenciler. Boşluk doldurmalar yaparken çocuklar, kullandığımız kelimenin üstüne çizik atarsak daha sonra o kelimeyi bir daha aramamış oluruz. Tamam? Buna dikkat edelim. Kullanacağımız kelimeler insanlar, toprak, kıta, yer kabuğu, dörtte birin, 1/4'ünü, kumlar, suların, ince, ormanlar, adalar. Bu kelimeleri kullanacağız. Ve boşluklara yerleştireceğiz. Başlayalım isterseniz. Ben okuyayım birinci soruyu. Hangi kelimenin olduğunu siz yazın. Dünyada çok büyük kara parçalarına nokta nokta denir. Ne denir demişler bakalım. Oo. Evet. Gülsemin, Kayra, Emine, Sıraç, Kerem, Talha kıta demiş hepsi. Veysel kıta demiş. Nisa kıta demiş. Emine Su kıta demiş. Onur ve Zeynep Ünal da ve Hira kıta demiş. Aferin çocuklar. Kıta yazıyoruz buraya. Ve kullandığımız kıtanın üstünü çiziyoruz. Evet. Diğer soruya geçebiliriz. 2. Kara tabakasına nokta nokta da deriz. Acaba ne deriz? Siz yazın. 2. Kara tabakasına ne deriz? Kerem çok hızlısın. Kerem doğru demiş. Sıraç ki doğru. Sıraç evet. Emine de doğru. Hira doğru. Bakalım başka. Nisa doğru. Hatice doğru.
Üveys. Üveys diye yok ki burada, değil mi? Üveys, biz ki boşluk doldurmaya geçtik. Onur doğru. Emine Su doğru. Kayra doğru. Aferin Kayra. Gülsemin doğru. Üveys yer kabuğu diye düzeltmiş. Evet, herkes yer kabuğu demiş. Evet, Veysel de yer kabuğu demiş. Aferin. Yer kabuğu diyoruz sevgili öğrenciler. Kara tabakasına yer kabuğu diyoruz. Ve kullandığımız kelimenin üstünü çiziyoruz. Üçüncü soruya geçelim. Denizlerin altındaki nokta nokta da kara tabakası sayılır. Sizce ne? Hangisi kara tabakası sayılır? Evet. Üçe ne diyorsunuz bakayım? Aha, burada yanılanlar çoğaldı. Aha. Yakaladım yanılanları. Evet, denizlerin altındaki diyor. Dikkat edin. Evet, Kayra doğru söylemiş. Emine doğru. Talha doğru. Sıraç doğru. Kerem seni yanlış Kerem. Evet, ha, Kerem düzeltti sonradan. Nisa kum demiş. Evet, Hatice yanlış. Ada denizin üstünde olur, denizin altında olmaz. Emine Su sen de ada demişsin, yanlış. Üveys doğru. Hira doğru. Emine Su düzeltti. Ahmet Küçük Demirbaş. Surların demiş. Hayır. Ahmet Küçük Demirbaş. Elisa sen misin? Evet. Onur da kum demiş. Hatice doğru. Evet. Seven kurumu. Hayır. Mustafa toprak değil. Çocuklar evet. Çoğu kişi kum demiş. Doğru. Altındaki kumlar, deniz altındaki kumlar da kara tabakası sayılır. Ha, deniz altındaki kara par tabakaları dünyadaki en ince kara tabakası denizlerin altındakidir. Bu söylemiştim daha önce size bir derste galiba. Deniz altındaki kara parçaları dünyanın en ince kara tabakasıdır. Bunu unutmayın, tamam mı? Evet. Şimdi Ahmet Küçük Demirtaş, Elisa sen misin o? Ha, Kayra ada ne demiş? Ada şey, Kayra denizin ortasında yer alan kara parçaları. Denizin üstünde yer alan, altında değil ada Kayra. Evet. Diğerine geçelim çocuklar. Dördüncü soruda kara tabakası nokta nokta kum, taş ve kayalardan meydana gelir. Bunun başına ekleyeceğimiz kelime hangisidir? Evet. Evet. Kayra ben biliyorum onu demiş. Aferin Kayra. Toprak. Toprak demiş. Toprak demiş herkes. Dağ demiş. Ama burada dağ yok. Talha sen dağ demişsin ama boşluk doldurmada burada dağ bu kelimesi yok. İyi bak. Burada dağ yok. Evet. Herkes. Aa. Herkes toprak demiş. Kayra hayır, ormanlar değil. Dikkat edin. Evet, okuyorum. Kara tabakası toprak, kum, taş ve kayalardan meydana gelir. Buraya toprak kelimesini yerleştiriyoruz ve üzerine çiziyoruz. Bir sonraki soru. Beşinci soruya geçiyoruz. Boşluk dolduruyoruz. Kara tabakası dağların olduğu yerlerde kalın. Denizlerde ise biraz önce söyledim bir cümlede dağlarda kara tabakası kalındır. Denizlerde ise evet geliyor cevaplar. Mustafa ile Üveys yanlış düşünüyorsunuz. Yanlış. Diğerler evet. Evet. Gülsemin, Hatice, Hira, Talha, Kayra. Aa, şey geldi. Evet, Özge Kır gelmiş. Özge de doğru söylüyor. Hoş geldin Özge. Kerem yanlış Kerem. Dikkatli bak. Emine Su da doğru. Evet, Yuşa doğru, Nisa doğru. Sıraç İnce demiş. Evet, başka bakalım. Bakmadığım, görmediğim. Evet, Elisa da İnce demiş. Aferin çocuklar. Tabii ki daha önce de söylemiştim. Dağların olduğu yerdeki kara tabakaları kalındır. Denizlerde ise incedir. Aferin. Bir sonraki boşluk doldurmaya geçiyoruz.
Kara tabakasının üzerinde şehirler, dağlar, ovalar ve nokta nokta bulunur. Bakalım ne yazıyorsunuz? Evet, görüyorum hemen. Evet. Evet, geliyor cevaplar. Evet. Yuşa, hayır, adalar daha burada değil. Adalar burada kullanılmıyor. Hayır, dikkat edin. Evet. Kayra, aferin sana. Neyi çok sevdin Üveys? Çok sevdim yazmış. Evet. Evet, doğru. Evet. Zeynep Ünal doğru. Kerem doğru. Bakalım. Veysel nihayet doğru yapmaya başladın. Dağdelen, Zeynep Dağdelen de gelmiş. Ben geldim öğretmenim demiş. Hoş geldin Zeynepciğim. Evet, ormanlar, orman. Herkes ormanlar demiş. Evet çocuklar. Kara tabakasının üzerinde şehirler, dağlar, ovalar ve ormanlar bulunur. Ormanların üstünde çiziyoruz. Bir sonraki boşluk doldurmaya geçiyoruz. Dünyamızın nokta nokta kararlar kaplar. Dünyamızın ne kadarını karalar kaplardı sevgili öğrenciler? Evet, Hira aferin. Özge, aferin Özge, doğru. Emine doğru. Kayra doğru. Evet. Evet, Nisa da doğru. Emine Su doğru. Talha doğru. Hatice de doğru. Evet. Mustafa doğru söylemiş. Onur, Kerem, Yuşa, Sıraç, Elisa, Gülsemin, Zeynep Ünal, Veysel. Evet, Onur. Hep doğru söylemişsiniz. Evet, 1 bölü 4'ünü ya da 4'te 1'ini karalar kaplar sevgili öğrenciler. 4'te 3'ünü ise sularla kaplıdır biliyorsunuz. 8. cümlemize geçelim. Nokta nokta kara tabakasının üzerinde yaşarlar. Kara tabakasının üzerinde kimler yaşıyordu sevgili öğrenciler? Evet. Evet. Aferin. Birçok kişi aynı cevabı yazıyor. Hepinizi alkışlıyorum. Tabii ki insanlar kara tabakasının üzerinde yaşar. Diğer boşluk doldurmaya geçiyorum. Kara tabakasının şekli insanlar rüzgarın ve nokta nokta etkisiyle değişir. Kara tabakasını neler değiştiriyordu? Değişime neler uğruyor? Şunu çizmedik, unuttuk. Evet, iki kelimemiz kaldı. Suların ve adalar kaldı. Evet, kara tabakasının şekli insanların rüzgarın ve suların etkisiyle değişir sevgili öğrenciler. Suların, şiddetli yağışlar, rüzgar, fırtına toprak tabakasını alıp denizlere, göllere götürebilir. Son cümlemiz denizlerin ortasında bulunan nokta nokta da kara tabakasındadır. Yani adalar denizlerin ortasında yer alır. Bunlar da kara tabakasıdır. Unutmayın sevgili öğrenciler. İyi gidiyoruz. Aferin hepinize. Artık sorularımıza geçebiliriz. Evet, birinci soruyla başlayacağız. Ama bu arada nasıl gidiyor? Soru çözümümüz, memnun musunuz? Anlıyor musunuz? Yorumlarınızdan alayım. Ondan sonra sorulara devam edelim sevgili öğrenciler. Zaten bunların hepsini biliyorsunuz. Evet, iyi gidiyor demiş Talha. Sıra çok mu iyi? Çok iyi demiş. Üveys adalar diyor. Üveys adalarda kalmış hala. Özge iyi mi? Beğendin mi dersimizi Özge? Evet. Evet, kalpler geliyor. Benden de size kalp göndereyim. Dur yapayım ben de şuraya bir kalp yapayım. Sorunun altına yapıyorum ben de size çocuklar. Şuraya şöyle bir kalp yapayım. Bir de şuraya yapayım. Benden de size kalpler geliyor. Evet, bir tane daha kalp. Evet, şimdi soru çözümüne geçebiliriz. Kalplerimi gönderdim. Başlayalım. Ben de sizi seviyorum çocuklar. Evet. Birinci soruyla başlıyoruz sevgili çocuklar. Okuyorum. Dikkatli dinleyin. Hava katmanı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. İnsanlar üzerinde.
Üzerinde insanların, kara hayvanların ve pek çok bitki ve türün yaşadığı yerdir. Hayır, buna çarpı koyalım. Dünya yüzeyinin çoğunluğunu kaplayan hava katmanıdır. Çoğunluğu değil, tamamı olacak. Bu da yanlış. Dünyamızı saran kas katmanının adıdır. Evet, doğru. Doğru cevap C seçeneği. Kimler doğru yapmış? Evet. Yanlış cevap veren var mı bakıyorum. Burada yanlış yok. Aferin çocuklar. İkinci soruya geçelim. Şıkları eleyerek gidelim çocuklar soru çözerken. Ben biraz önce gördüğünüz gibi yanlış cümlelere çarpı koydum. Doğrulara tik koydum. Böyle yaptığınız zaman soru çözümünde daha rahat hareket edebilirsiniz. İkinci soruya geçelim hep beraber. Teşekkür ederim Kaya. Dünyalarda daha iyisiniz. Teşekkür ederim. Evet. Su katmanı için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Su katmanı, dikkat edin sevgili öğrenciler. Su katmanı ile ilgili. Deniz, okyanus, yeraltı sular, dereler bu katmandadır. Doğru bir ifadedir. Pek çok canlı ve bitki ev sahipliği yapabilir. Doğru bir ifadedir. Karalardan daha az alanı kaplar. Bu yanlış bir ifade. Sular karalardan daha çok bir yer kaplar. Doğru cevap C. Bakıyorum. Talha B demiş. Onun dışında Yuşa A demiş. Diğer herkes C demiş. Aferin. Hepinizi alkışlıyorum. Doğru cevap C olacak. Evet. Çünkü karalardan daha az değil. Sular daha çok yer kaplar. Bunu unutmayın. Tamam. Evet. Bu sayfayı tamamladıktan sonra biraz daha sohbet ederiz. Şu 3 ve 4'ü yapalım çocuklar. Üçüncü soruda kar, yağmur, sis gibi doğa olayları dünyamızın hangi katmanında gerçekleşir? A. Hava, B. Kara, C. Su. 3'e ne diyorsunuz? Oo, 3 A demiş herkes. Veysel C demişin. Veysel C demişin. Yanlış Veysel. Suda mı gerçekleşir kar, yağmur, sis? Evet Veysel dikkat et. Herkes A demiş. Aferin, alkışlıyorum. Tabii ki hava katmanında kar, yağmur, sis, şimşek, yıldırım, kasırga, rüzgar, bir sürü bu hava olayları hava katmanında meydana gelir. Orada oluşur. Evet. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Dünyanın şekliyle ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur? A. Dünyamızın şekli küpe benzer. Hayır. B. Dünyamızın şekli küreye benzer. Doğru. C. Dünyamızın şekli silindire benzer. Bu da yanlış. Bizden doğru ifadeyi istediği için cevabı zaten bulduk. Doğru cevap B. Dünyamızın şekli küreye benzer. Genel olarak küreye benzer diyoruz ama son zamanlarda bilim adamları son yıllardaki araştırmalarıyla dünyamızın şeklinin aslında kutuplardan bastıkça, ekvatordan şişkince bir şekil olduğu ve bu şeklin isminin de size soruyorum nedir bu şeklin ismi? Özge bu şeklin ismi ne? Kutuplardan baskınca, ekvatordan şişkince. Bilim adamları dünyanın bu şekline bir isim vermiş. Kim yazıyor? Bakıyorum. Kim ilk kim yazacak? Evet. Kayra, aferin. Kayra bildi. Başka kim biliyor? Bakayım, bakayım. Bu şeklin ismini. Kayra yanlış yazıyoruz. Doğrusunu şimdi yazacağım. Bildin de yalnız yazılışı yanlış. Hayır. Yuşa yanlış. Bakalım başka bilen var mı? Evet. Talha bildi. Veysel bildi. Evet. Doğrusu şöyle yazılıyor çocuklar. Dünyanın bu şekli. Geoid. Geoid. Kutuplardan baskınca, ekvatordan şişkince olan bu şekil, dünyanın bu şeklinin ismi geoid. Ama dünyaya yıllarca küre dediğimiz için artık yer küre de diyoruz, küre diyoruz. Şeklinin küre olduğunu söyleyebiliriz. Sizin karşınıza sorularla çıktığında eğer geoid yoksa cevap küredir, unutmayın. Kafanız karışmasın, tamam mı çocuklar? Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet. Aşağıdaki dünya fotoğrafına bakıldığında aşağıdakilerden hangisi görülemez? Bakın uzaydan çekilmiş bir dünya fotoğrafı iyice bakıyoruz. A. Dünyamızın iç katmanları. B. Dünyamızın yüzeyinde karların olduğu. C. Dünyamızın yüzeyinde su olduğu.
Hangisi görülemez? Beşinci soru. Evet. 5A diyenler. Evet. Kayra, atmosfer, hava katmanı görülemez ama hissedilebilir. Onu görülebilir olarak görüyoruz, hava katmanını. Değil mi çocuklar? Evet, herkes A demiş. Dünyamızın iç katmanları yani çekirdek ve manto bu fotoğrafta görünmez sevgili öğrenciler. Ama dünyamızın yüzeyinde karaların olduğunu bakın görüyoruz. Yüzeyinde suların olduğunu şu mavi tabakadan da baktığımızda görebiliyoruz. O yüzden A diyenler doğru cevaplamış oldu. Altıncı soru. Görseldeki çocuk hangi katmanları hisseder? Bakın. Deniz kenarında kumda yürüyor. Bu çocuk hangi katmanları hissediyor? A. Kara ve su katmanını. B. Hava katmanı. C. Kara, su ve hava katmanı. Bakalım kimler doğru diyor. Evet. Emine su kara demiş ama hangi katmanız? Hadi kara mı Emine su? Bak deniz de var. Deniz de suları temsil ediyor değil mi çocuklar? Ama burada sevgili öğrenciler, biraz önce de bahsettiğim gibi su katmanı ve kara katmanı görüyoruz ama hava katmanı, atmosfer görünmediği için ama hissediyoruz, içimize çekiyoruz. Onu da içine çektiği için üçünü birden olması gerekiyor. O yüzden doğru cevap C seçeneği. Birçoğunuz doğru cevaplamışsınız. Evet, aferin. Hepiniz doğru cevaplamışsınız. Özge de kara, hava, su demiş. Üçünü de yazmış. Aferin Özge. Evet, 7. soruya geçiyoruz. İçi ateş, üstü taş, üzerinde bin bir baş bilmecesinin cevabı ne olabilir? A. Uzay, B. Dünya, C. Güneş. İçi ateş. Dikkat edin, içi ateş. Evet. Üstü taş. Taş küre. Üzerinde bin bir baş. Kerem nedir bu? Kerem ne demiş bakayım? Kerem'i merak ediyorum. Kerem yine yanlış cevap vermiş. Kerem doğru öğrenmemişsin hala. Evet. Özge B demiş. Übeys B demiş. Hatice C demiş. Hayır. Çocuklar o zaman ben anlatayım. Siz de ne olduğunu daha iyi anlarsınız. Kayra sen de iyi dinle. İçi ateş dediği sevgili öğrenciler. Bu çekirdek. Dünyanın içindeki çekirdek. Üstü taş dediği taş küre. Yani yer kabuğu ya da üzerinde bin bir baş dediği de insanlar. O zaman hangisi olur cevap? Uzay, dünya, güneş. Hangisidir? Şimdi buldunuz galiba. Evet, bakalım. Evet, şu an cevaplar düzeldi. Aferin. Tabii ki dünya. Dünyayı soruyor bize. Dünya yüzeyinin sularla kaplı olmayan yerlerine ne denir? Sularla kaplı olmayan yerlerine. A. Kara, B. Hava, C. Su. 8. Çocuklar sorunun başına 8 yazın da cevaplarınızı göreyim. 8 diye başlayın. Şu an 7'lerin cevabı geliyor çünkü. Evet. Evet. Emine A demiş. Talha B demiş. Nisa A demiş. Zeynep Ünal B demiş. Hira A demiş. Sıraç A. Emine Su A. Mustafa A. Üveyiz A demiş. Gülsemin A demiş. Hatice A demiş. Elisa B demiş. Onur A demiş. Veysel A demiş. Kayra B demiş. Kayra 7'yi cevaplıyorsun herhalde sen. 8'e geçtik. A demişler. Evet. Çocuklar sularla kaplı olmayan yerler zaten kara parçalardır biliyorsunuz. O yüzden doğru cevap A seçeneğidir. Aferin size. 9'a geçiyorum. Uzaktan gelen geminin önce dumanı, sonra bacası, sonra tamamı görülür. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
Bunu bayağı bir söylemiştik, konuşmuştuk. A. Dünyamızın şeklinin düz olduğunu. B. Dünyamızın şeklinin küreye benzediğinin. C. Dünyamızın yüzeyinde su bulunduğunu. Bilim adamları bunu ispatlamak için zaten biliyorsunuz neyi ispatlamak için bunu söylemişler? Dünyanın yuvarlak olduğunu yani küreye benzediğini. Yanlış cevap veren var mı bakıyorum. Herkes B demiş. Aferin sevgili öğrenciler. Dünyamızın şekli küreye benzer yani yuvarlaktır. O yüzden gelen geminin önce dumanı sonra bacası sonra da tamamı görülür. 10. soruya geçiyoruz. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Dünyanın yüzeyinde karlar daha çok yer kaplar. Hayır. Dünyanın yüzeyinde sular daha çok yer kaplar. B. Dünyamız yüzeyinde sular daha çok yer kaplar. Doğrudur. C. Dünyamız yüzeyinde karlar ve sular eşit olarak yer kaplar. Hayır, eşit değildir. Sular daha çok yer kaplar. Doğru cevap B seçeneği. 10. soruya herkes bakıyorum B demiş. Aferin sevgili öğrenciler. Diğer bir sorumuza geçelim. Birinci soru. Pisagor, Brüni ve Magellan. Bunlar bilim adamları biliyorsunuz. Bir şeyi ispatlamaya çalışmışlar değil mi sevgili öğrenciler? Bunlar ortak görüşü nedir bu bilim adamlarının? Neyi ispatlamaya çalışmışlar? A. Dünyanın yüzeyinde denizler olduğunu söylemişlerdir. B. Dünyamızın küre şeklinde olduğunu savunmuşlardır. C. Dünyamızın tepsi gibi düz olduğunu inanmışlardır. 11'e ne diyorsunuz? 11, 11, 11. Bakalım 11'e. Farklı cevap veren var mı? Farklı cevap veren hemen söyleyeceğim. Evet, Özge B demiş, Sıraç B demiş, Onur B demiş, Kayra B demiş. Evet. Zeynep Dağdelen B demiş. Özge B, Nisa B. Evet, Üveys B. Herkes B demiş. Aferin çocuklar. Bunu konuşmuştum canlı yayının başında. Bu bilim adamları dünyanın küre şeklinde olduğunu ispatlamak için biliyorsunuz çok uğraşmışlar. Yani doğru cevap B seçeneğidir. Şu resimli seçeneği soruyu hiç size sormuyorum. Zaten dünyanın şekli neye benzediğini hemen anladınız değil mi? Dünyamızın şeklini aşağıdaki hangi meyveye benzetebiliriz? A. Armut, B. Portakal, C. Havuç. Hepiniz C diyorsunuz değil mi çocuklar? Havuç diyorsunuz. Evet. Havuç diyenler? Bakayım havuç mu diyor yoksa herkes? 12'ye havuç diyenler. Var mı? Havuç diyenler? Evet. Havuç diyen yok. Evet. Bir tane oltaya gelen biri var. Talha hemen inandı ve C dedi. Çocuklar dünya havuca benzer mi hiç böyle? Ben şaka yapıyorum. Hayır, sen de mi havuç diyorsun? Hayır. Tabii ki şaka yapıyorum. Dünyamızın şekli küre ve kürede biliyorsunuz nasıl bir şekilde yuvarlaktır. Yani portakal şeklindedir. Herkes zaten bunu biliyor. Benim şakama birileri inandı. Başka inanan oldu mu? Başka yok, evet. Aferin. Dünya modelinde mavi ile gösterilen alanlar neyi ifade eder? Dersin başında söylemiştim. Bilim adamları dünyamıza bir isim vermişti, değil mi? Bundan dolayı. Mavi ile gösterilen alanlar A dağları mı, ovaları mı, suları mı temsil eder? Evet, herkes su demeye başlamış. Evet, tabii ki o yüzden dünyamızın dörtte üçü sularla kaplı olduğu için bilim adamları dünyamıza mavi gezegen ismini vermişlerdir. Doğru cevap C seçeneği. 14. sorumuza geçelim sevgili öğrenciler. Bu sayfayı bitirdikten sonra biraz sohbet edelim olur mu? Bana soracağınız sorular varsa düşünün. Her şeyi sorabilirsiniz. 14. Dünyanın en iç katmanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Manto, B. Atmosfer, C. İç çekirdek. 14. 14. Bakalım. 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 Evet. Oley demiş Kayra. O Kayra'nın güzel bir sorusu var herhalde. Güzel sorular hazırlayın bana. Evet. Herkes C demiş. Hepinizi alkışlıyorum. Tabii ki iç çekirdek dünyanın en içinde yer alır. Atmosfer de en dışta yer alan katmandır. Unutmayın. En içte, dünyanın en içinde yer alan iç çekirdektir. En dışta kalan katmanımız atmosferdir. 15. soruya gelelim.
Nefes aldığımız gazların bulunduğu tabaka yıldız tabakasıdır. Yani şuraya ne gelmelidir? Nokta nokta nokta. A. Kara mı? B. Hava mı? C. Su mu? Nefes aldığımız gazların bulunduğu tabaka kara mı? Hava mı? Su tabakası mı? 15. 15'e ne diyorsunuz? Bakıyorum. Tabii ki içinde gazların bulunduğu tabakaya hava tabakası diyoruz. B diyen herkes doğru cevap verdi. Sizi alkışlıyorum çocuklar. Aferin. Evet, şimdi sohbet zamanı. Sorularınız varsa alayım. Hadi bakalım. Evet. Var mı? Bir tane sor. 100 tane sorum var demiş Kayra. Bir soru hakkım var Kayra. Bir tane. Evet. Bekliyorum sorularınızı. Sorularınızı alayım. Bakalım ne gibi sorularınız var. Nasılsınız öğretmenim? Bu muydu soru? Bu soru kolaymış. İyiyim. Cevabım iyiyim. Evet. Özge yok demiş. Özge niye yok sorun? Sadece fen bilimleri mi yapıyorsunuz? Hayır Kayra. Bütün derslerden yapıyoruz. Yakında zeka oyunları dersi de yapacağız buradan. Evet. Veysel yok mu sorun? Evet. Başka? Sorusu olan. Hemen Mustafa acele etmiş. Soruya geçmiş. Çakal Mustafa cevabı vermiş. Oley satranç. Satranç değil. Bir sürü zeka oyunu koyacağım çocuklar buraya. Evet. Soru yoksa derse geçerim bak. Çabuk olun. Güzel bir soru. 2 yaşından beri zeka soruları çözüyorum. Nerede çözüyorsun Hayra? Hangi okuldasın? Hadi derse geçelim demiş Onur. Aferin Onur. Zeka oyunlarının hepsi Emine. Bilge Kağan'mış. Kayra tamam. Memnun olduk Kayra. Sınıfı bekliyoruz seni derslerde. Aa, Onur hadi öğretmenim demiş. Onur heyecanlandı. Evet. Başka? Evet. Kalpler gönderiyorsunuz. Ben de size bir kalp de ben göndereyim o zaman buradan. Aa, kalp gönderiyorum. Evet. Bir kalp de buradan göndereyim ben. Ben de size kalp gönderiyorum. Evet. Derse geçelim demişler. Başlayalım demiş. Tamam. Hadi başlıyoruz o zaman. Buradaki kız demiş ki dedemler tarlalarına bu sene domates ve biber ektiler demiş. Bakın tarlanın altını çiziyorum. Duygunun cümlesinde altı çizili kelime yani tarla dünyanın hangi tabakasının örnektir tarla? A. Hava B. Kara C. Su tabakası. Siz ne diyorsunuz sevgili öğrenciler? 16. Tarla hava tabakasında mı yer alır? Kara tabakasında mı? Su tabakasında mı? Bakıyorum. Evet. Herkes kara tabakası demiş. Tabii ki. Karla topraklardan oluşur. Topraklar da kara tabakasında yer alır. Doğru cevap B seçeneğidir. Şimdi burada sevgili öğrenciler bir tane dünyanın uzaydan çekilmiş fotoğrafının böyle kağıda açılmış hali var. Açılımı var. Ve burada bize kıtaları gösteriyor. Kıta neydi? En büyük kara kütlesi. Kara parçasına kıta diyoruz. Ve hep bütün kıtalara bir isim vermiştik. Bu kıtaların ismi vardı. Ülkemiz Türkiye bakın burada yer alıyor. Türkiye'nin bulunduğu kıtaya Türkiye'nin bulunduğu kıta yani şurası Türkiye'nin bulunduğu kıta biz Avrupa kıtası diyoruz. Avrupa. Türkiye'nin altında yer alan bu kıta ise okla gösterilen kıta ise Afrika kıtasıdır. Sevgili öğrenciler, bazı okların yeri kaymış çıkarırken. O yüzden onu ben şimdi tekrar düzelteceğim. Şu ok, bu oku şuradan dikkat alalım. Nereden alalım? Buna dikkat almayalım burayı. Ben size ok çıkaracağım tekrar. Bu gördüğünüz kıtalar aslında Amerika kıtası ama biri güneyde, biri kuzeyde olduğu için ismini ikiye ayırmış. Burası Kuzey Amerika kıtası. Kuzey Amerika.
Burada Güney Amerika. Kıtası. Evet. Şimdi şu Avustralya adası sevgili öğrenciler, burası aynı zamanda bir kıtadır. Avustralya kıtasıdır. Burası da şu kısımda çok büyük, Çin'in de içinde, Hindistan ve Çin'in içinde bulunduğu Asya kıtasıdır. Asya. Dünyanın güneyinde yer alan, Güney Kutbu'nda yer alan şu gördüğünüz şu alan, bakın şu alan tamamı burada karalar hep buzullarla kaplı olduğu için insan yaşayamaz. Penguenler çoğunlukla yaşar. Deniz ayıları, fok balıkları, balinalar bu bölgede çoğunlukla yaşar. Ve buraya da Antarktika diyoruz. Antarktika kıtası diyoruz. Unuttuğumuz bir kıta kaldı mı? Kalem bitiyor, evet. Asya kıtası. Hangi kıtayı unuttuk? Bir tane daha var. Bir de sevgili öğrenciler, bu adaların okyanusların içerisinde yer alan birçok adanın oluşturduğu bir kıta var. Buna da ne diyoruz? Tamam, hadi baş harfini yazdım, siz yazın. Adalardaki bütün okyanustaki bütün adaların bir araya gelip oluşturduğu bir kıta ismi var. Bu kıta kim yazacak? İlk bakıyorum. Evet, Onur, aferin sana. Emine de doğru söyledi. Sıraç da doğru. Emine Su da doğru söyledi. Aferin sana. Evet. Okyanusya kıtası diyoruz sevgili öğrenciler. Okyanusya kıtası diyoruz buna da. Evet, kıtaları da gördükten sonra bugünkü dersimiz burada bitiriyoruz. Sorularınız var mı? Bakayım, cevaplayın. Sonra onları cevapladıktan sonra vedalaşabiliriz. Var mı? Bakıyorum. Çocuklar, izlediğiniz canlı yayında beğen tuşu var. Ona herkes bir basabilir mi? Bir bakıyorum şimdi. Sayı 6. Herkes bastığında daha da çoğalacak. Bir basın bakalım beğen tuşuna. Evet, beğen tuşuna bir basın. Evet, artıyor, görüyorum. Basmayan var. Evet, arttı. 2 arttı daha. Beğen tuşuna bir basın bakayım. Sayı çoğalmadı daha. Evet. Evet. 10 oldu, 12 oldu. Aferin, artıyor. Evet. Bakalım. Evet, 15 oldu. Artırıyoruz. Evet, bastım. Evet. Hani basmayan var hala beğen tuşuna. Eksik şu an. Evet. Ben size, evet, bir kişi beğenmemiş sizi diyor. Kim Kerep, kim beğenmemiş beni? Beni beğenmiyor musunuz? Evet. Biri beğenmemiş şey geçti, evet. Çocuklar, izlediğiniz videoyu beğenip paylaşabilirsiniz arkadaşlarınızla. Abone olmayan varsa da abone olsun. Çevrenizde abone olmayanlar varsa tanıtıp abone yaparsanız sevinirim, tamam mı çocuklar? Katıldığınız için teşekkür ederim. İyi dersler diliyorum hepinize. Görüşmek üzere. Bir sonraki dersimizde hoşça kalın çocuklar.